hasta kırmızı gözle gelirse mutlaka onu acil olarak kabul ederiz ve görürüz. Kırmızı göz derken iki gözümüzde de ya da tek gözümüzde evet. kanlanma. Evet, kanlanma ve kızarıklık. Değil mi? Evet. Yoğun olarak kanlanma, kızarıklık olmasından bahsediyoruz. Kırmızı gözün nedenleri tabii iki gözlü olmasına göre, tek gözlü olmasına göre pek çok neden söyleyebiliriz ama en sık rastlanan nedeni konjüktivit dediğimiz gözün mikrobik olarak ya da iltihabi olarak, alerjik olarak kızarması. Kızarması nedeniyle oluşabilir ama onun dışında üveittir, işte gözün beyaz tabakasına iltihaplanması dediğimiz sklerit, episklerit gibi pek çok nedenle de kırmızı göz oluşabilir. Bazen hani dışarıdan yabancı sim kaçmasından dolayı, herhangi bir yabancı sıvının sıçramasından dolayı da kırmızı göz oluşabilir. Tabii bunların hepsini değerlendirirken hastayı öncelikle hikayesini alıp ne zaman oldu, hangi gözünde oldu, ne kadar süredir var, hepsi bizi hastanın şikayetlerinin neden kaynaklandığına yönlendiriyor. Yani primer olarak hasta hikayesini dinledikten sonra muayenede olası nedenlerin hepsini çok rahat görme şansımız oluyor. Biz hani göz doktoru olarak şöyle bir şansımız var uzmanlık alanımızda. Hastayı muayene ettiğinizde, hikayesini aldığınızda, muayene ettiğinizde zaten organ hepsi gözünüzün önündedir. Bir takım merceklerle, bir takım büyütmelerle, mikroskoplarla bütün hepsini görürsünüz. Yani bir şey kaçırma şansınız gerçekten çok azdır. Muayene yapılması gereken sırada ve düzgünlükte yapıldığında tanık olması %99 düzgün olarak yapılabilir diye düşünüyorum. Çünkü hani atlanacak bir şey yok zaten. Doku gözünüzün önünde. Hani bir ne bileyim karınla ilgili ya da kafa içiyle ilgili bir takım şeyleri her zaman çok rahat görüntüleyemeyebilirsiniz ama gözün bütün alanlarına değişik merceklerle çok rahat görüp tanı koyabilirsiniz diye düşünüyorum. Gözlerde kırmızılaşma çok basit nedenlerden olabileceği gibi ciddi rahatsızlıkların da sonucu olabilir mi? Tabii. Bunu çok güzel söylediniz. Mesela basit bir konjüktivit tedavisi bazen hani tedavi olmadan bile hastaların biraz uzun sürüyor tabii sıkıntıları başkalarına bulaştırabilir. Öyle olsun istemiyoruz ama o şekilde de geçebilir ama üveit dediğimiz tedavisi uzun zaman alan bir takım başka rahatsızlıklardan dolayı olabilir ya da göz arkasıyla ilgili bir takım iltihaplanmalardan, guatra bağlı göz tutulumundan çok farklı ve uzun tedavi ve araştırma gerektirecek bir takım rahatsızlıklardan da kaynaklanabilir. Hı hı. O yüzden hastaların kırmızı göz olduğunda mutlaka en kısa sürede göz doktoruna başvurmalarını öneriyoruz. Evet, şimdi çocuklara dönersek, çocuklarda ilk göz muayenesi ne zaman başlar, başlamalı? Çocuklarda ilk göz muayenesi çocuklar doğduktan sonra zaten ilkin doğumu yaptıran işte kadın doğum doktoru, çocuk doktoru gördüğünde primer çocuklar enfeksiyon kapmasın diye bir takım damlalar ve temizlemeler yapılır. O sırada zaten doktorun çocuğu görmesi de bir inspeksiyon dediğimiz gözlemle bir muayenedir ve şüpheli bir şey gördüğünde mutlaka çocuk doktoru ya da kadın doğum doktoru göz bölümüne yönlendirecektir. Ama sonrasında anne bizim primer bilgi kaynağımız. Anneler ya da primer bakıcı kimse işte yakın evdeki akrabalardan birisi olabilir ya da çocuğa bakan kişi olabilir. Çocuğun gözünde herhangi bir şekilde bir enfeksiyon, kayma, bulanıklık, beyazlama olduğunda mutlaka göz doktoruna muayene ettirmeleridir. Çocuk doktorları yine görüp şüphelendikleri zaman bize yönlendirirler ama rutin göz muayenesinin yapılabildiği yaş 3 yaş civarıdır. Çünkü 3 yaş civarında çocuk hani muayeneye uyum sağlar. Görme biraz entelektüel düzeyle ilgili olduğu için bu fonksiyonu bize çocuğun iletebilecek durumda olması lazım. Okuma yazma bildiği yaşa kadar, 6 yaşa kadar ideal muayeneyi 6-7 yaşında yapıyoruz ama 3 yaş civarında mutlaka çocuklar bir göz doktoruna muayene olsun. Herhangi bir göz bozukluğu var mıdır? İleri evreye ulaşmadan onu kontrol edebilir miyiz? Gözlüğe ihtiyacı varsa o gözlüğü verebilir miyiz diye mutlaka 3 yaşında çocuğu görmek istiyoruz. Peki 3 yaşında gelen bir çocuğun, bebeğin, bebeklikten artık çocukluğa doğru çıkıyor. Evet. Muayenesi nasıl gerçekleşiyor? Sonuçta okuma yazma bilmediği için bir yetişkinlere uygulanan tedaviyi uygulamıyorsunuzdur mutlaka. Tabii. Şimdi 3 yaşında gelen çocukların bazı çocukların tabii biraz çocuk yapısıyla da ilgili. Yani muayeneye çok uyumlu olan yetişkinler gibi oturup rahat rahat muayene ettiğimiz çocuklar da oluyor. Görme keskinliğinin olmadığı, okuma yazmanın olmaması çok büyük problem olmuyor. Çünkü kartlar vardır. Bizim okuma kartlarımız vardır. Resimli kartlar vardır. Hastaya önce oyun gibi öğreterek işte o resimde ne gördüğünü bize anlattığında onların her birinin sayısal değeri vardır. Çocuğun ne kadar gördüğünü, görme potansiyeli olduğunu yaklaşık olarak değerlendirebiliyoruz. Yani
Yani o kartların üstünde küçüklü büyüklü resimler var. Evet, resimler var. Ya da hepimizin bildiği göz muayenesinde E'ler vardır. Çatallar ne tarafa bakıyor diye. Çocuk elini sağa sola doğru çevirerek çok rahat bizi yönlendirir ve görme keskinliğini ifade edebilir. Onun dışında çocuk muayenesi erişkinden farklı değildir. Yani eğer uyumla ilgili bir problem varsa, çocuk muayene olmak istemiyorsa, ağlıyorsa, yine görebildiğimiz kadarıyla uzaktan baktığımız mercekler vardır. Onunla bakarız. Çok şüphelendiğimiz bir şey olduğunda da gene sezi altında narkoz alarak çocuğu kısa bir sürede muayenesini yapıp uyutup tekrar uyandırabiliyoruz da. Peki yeni doğan bir bebekte az önce bahsettiniz. Doğar doğmaz bir doktorun gözetiminden geçer dediniz. Tabii. Şüpheli durum varsa dediniz. Bu şüpheli durum ne olabilir? Çok az bir olasılıktır herhalde bu. Tabii.